Which of the following matching is correct? Hangi seçenekteki eşleşme doğrudur? Burada mesleklerimiz, burada ise çalıştıkları yerler var. Hemen sırasıyla gidelim ve resimlerle eşleştirelim bu meslekleri. Farmer, çiftçi. Üçüncü resimle eşleştirebiliriz. Dentist, dişçi. Hemen buradaki klinikle eşleştirebiliriz. Bir numaralı resimle. Baker, fırıncı. İki numaralı resimle eşleştirebiliriz. Teacher, öğretmen. Sınıf görseliyle birleştirebiliriz. Buna göre bir numaralı resimle B mesleği eşleşmekte. İki numaralı resimle C seçeneği eşleşmekte. 3 numaralı resimle A seçeneği, 4 numaralı resimle D seçeneği eşleşmekte. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmaktadır. Which of the following is correct according to the results above? Yukarıdaki sonuçlara göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimizi okuyalım. Most of the boys want to be a teacher. Erkeklerin çoğu öğretmen olmak istemektedir demiş. Öğretmenlik mesleği kırmızıyla işaretlenmiş. Fakat bu meslek en az tercih edilen meslek. Dolayısıyla A şıkkını eleyebilirim. Hemen B şıkkına bakalım. Half of the boys prefer being an engineer. Erkeklerin yarısı mühendis olmayı tercih eder demiş. Hemen bakalım. Mavi ile belirtilmiş. Ve öğrencilerin yarısı değil, 5'te 1'i olarak gözükmekte bu grafiğe göre. B şıkkını da eledim. Less than 40 boys want to be a lawyer. 40 erkekten daha azı avukat olmak istemektedir demiş. Hemen bakıyorum, sarıyla belirtilmiş ve 40 erkekten az olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla C şıkkı bizim için doğru bir seçenek olabilir. Cebimizde kalsın. D şıkkına bakalım. More than 50 boys prefer being a doctor. 50 erkekten fazlası doktor olmayı tercih eder demiş. Hemen grafiğimize bakalım. Yeşille belirtilmiş doktorluk. Ve 50 öğrenciden fazla değil, daha az olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış bir bilgi içermekte bu grafiğe göre. Bu soru için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Which number is not correct? Hangi numara doğru değildir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Birinci mesleğimizde salesman, satış danışmanı, satış temsilcisi bulunmakta. Çalışma yeri olarak da markets and shops, marketler ve mağazalar olarak belirtilmiş. Dolayısıyla bir bizim için doğru olacaktır. Hemen 3'e geçelim. 3'te waitress, garson. Nerede çalışır? Restaurant. Bu bizim için doğru olacaktır. C seçeneğini de eledim. 4. mesleğimiz ise teacher. Öğretmen nerede çalışır? School, okulda çalışır. Dolayısıyla bu da bizim için doğru. D şıkkını da eledim. Hemen ikinci mesleğimize bakalım. Barber nerede çalışır? Bakery, yani fırın, bizim için doğru olmayacaktır. Dolayısıyla hangisinin doğru olmadığını söylediğimizde cevabımız B seçeneği olacaktır. Which option is not correct according to the paragraph above? Yukarıdaki paragrafa göre seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Seçeneklerimize bakalım ve metnimizle kıyaslayalım. Lisa's mother was born later than her father. Lisa'nın annesi babasından sonra doğmuştur demiş. Hemen bakalım doğum tarihlerine. Babasının My father was born on
23 June 1971 olarak görmekteyiz. Annesinin ise My mother is 48 years old. 48 yaşında olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla babasının daha yaşlı olduğunu, annesinin daha sonra doğduğunu çıkartabiliriz. C şıkkına gelelim. Lisa's father has an extra job. Lisa'nın babasının fazladan işi varmış. Hemen bakalım metnimize. He is a driver. O bir şoför. He also works at my uncle's restaurant on Sundays. Pazarları ise amcasının restoranında çalışıyormuş. Dolayısıyla fazladan mesleği olduğunu buradan çıkartabiliriz. D şıkkına bakalım. Lisa's father is older than her mother. Daha yine altını çizdiğimiz yerlerde de anlaşıldığı üzere babası annesinden daha yaşlıdır denmiş ve bu bizim için doğru bir çıkarımdır. Hemen B'ye bakalım. Lisa's mother isn't working now. Lisa'nın annesi şu anda çalışmamaktadır demiş. Fakat devam eden cümlede she was a housewife until last year. Geçen seneye kadar ev hanımıydı. But she is working at a shopping center as a saleswoman. Fakat şu anda bir alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışmaktadır demiş. Dolayısıyla şu anda çalışmıyor bilgisi bizim için yanlış olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Which occupation is not mentioned above? Hangi meslekten yukarıda bahsedilmemiştir diye sorulmuş. Hemen metnimizi okuyalım ve bahsedilen mesleklerin altını çizip şıklarımızı eleyelim. Hi, I am Lisa. I was born in Konya. This is my family. My father was born on 23 June 1971. He is a driver. And he can drive cars and lorries. Burada bir mesleğimiz var. He is a driver. O şofördür demiş. Dolayısıyla B şıkkını eleyebilirim. Devam edelim. He also works at my uncle's restaurant on Sundays. Pazarları amcamın restoranında çalışmaktadır aynı zamanda demiş. Burada garson mesleğini yani waitress'ı görebilirdik. Fakat görsellerde göremediğimiz için burayı geçebiliriz. My mother is 48 years old. She was a housewife until last year, but she is working at a shopping center as a saleswoman. Burada bir mesleğimiz daha var. Satış danışmanlığı. Dolayısıyla C şıkkını da eleyebiliriz. Devam edelim. She is younger than my father. My elder brother Clark is a teacher. Burada Clark'ın öğretmen olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla A şıkkını da eleyebiliriz. He can teach students a lot of things. He is always very busy. He starts work at 8 a.m. and finishes at 5 o'clock in the evening demiş. Ve D şıkkındaki tamirciden bahsedilmemiş bu metinde. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. What is teacher's question according to the student's answers? Öğrencilerin cevaplarına göre öğretmenimizin sorusu nedir diye sorulmuş. Hemen cevaplarımıza bakalım. İlk cevabımızda I want to be a vet. Ben bir veteriner olmak istiyorum demiş Sandy. Being a lawyer is my dream job. Avukat olmak benim hayalimdeki meslek demiş Samuel. I want to be a pilot. Bir pilot olmak istiyorum demiş Cindy. Teaching new things to students is my dream job. Öğrencilere yeni şeyler öğretmek benim hayalimdeki meslek demiş Gabriel.
Dolayısıyla öğretmenin hayallerindeki meslekleri sorduğunu varsayabiliriz buradaki öğrencilere. Hemen şıklarımıza bakıyorum. What is your dream job? D şıkkındaki seçenek bizim için en uygun soru olacaktır. According to the song, what is Emily's uncle's job? Şarkıya göre Emily'nin amcasının mesleği nedir diye sorulmuş. Hemen şarkımıza bakalım. I was born in August. The weather was cool but clear. My uncle is a or an. Burada bir boşluğumuz var. Bu boşluğa bir mesleğimiz gelecek ve görselini aşağıda bulacağız. He wears a beret to be a safer. Amcası daha güvenli olmak için bir baret takmaktaymış. Dolayısıyla onun bir mekanik veya engineer olduğunu varsayabiliriz. Dolayısıyla inşaatta çalışan B şıkkı ve aynı zamanda takılan baret bizim için anahtar ipucu taşımakta. B şıkkı bizim için bu soruda doğru cevap olmaktadır. Which of the following completes the conversation above? Yukarıdaki konuşmayı hangi seçenek tamamlar diye sorulmuş. Hemen konuşmamıza bakalım. What is your mother's job? Annenin mesleği nedir? She is a vet. O bir veteriner. So she diye başladığı cümlede Jack devamında Lisa'dan yes she does, evet yapar diye bir karşılık almış. Dolayısıyla burada veterinerin ne yaptığıyla ilgili bir fiilden bahsetmiş olabilir Jack. Hemen şıklarımıza bakalım. Examines ill people. Hasta insanları tanımlar demiş. Bizim için yanlış olacaktır. Treats tooth disease. Diş hastalıklarını tedavi eder demiş. Bizim için yine yanlış olacaktır. Sells bread. Ekmek satar. Yine bizim için yanlış olacaktır. Looks after animals. Hayvanlara bakar. Bizim için doğru cevap olacaktır. C seçeneği. Burada bir tarihimiz bulunmakta. 2021. Yıl olarak bunu söyleyeceğiz. Tarih olarak ise 12th February diyeceğiz. Yani 12 Şubat 2021 tarihini doğru bir şekilde yazdığımız şık A seçeneğidir. Bizim için doğru cevap A şıkkı. Which picture shows Daniel's occupation? Hangi resim Daniel'in mesleğini göstermektedir? Hemen bakalım Daniel'in ne yaptığına. Üçüncü sütunumuzda yer almakta ve tik ile işaretli olduğu bölümde cook meals, aşçı olduğunu öngörebiliriz. Dolayısıyla resimlerimize baktığımızda aşçıyı A seçeneğinde görmekteyim. Bizim için doğru cevap A seçeneği.